Rabbin adına birer olsun. Hamdolsun bugün salon bayağı bir dolu. Hani biraz yaşar olsun. Çok ağzıma yanaştırmam gerekiyor o zaman. Güzel bir takım oldu, evet. Güzel bir gün oldu bugün de. Yani sizleri burada görmek kardeşçe, kardeşlik içerisinde aranızda olmak gerçekten güzel. Rabbin adına övgüler olsun. Çünkü çünkü biz Rabbin adı altında, Rabbin ismi altında burada toplanıyoruz. Eskiden soy ismi yoktu Türkiye'de. Başka ülkeleri bilmiyorum. Birine hitap ederken baba isminden bahsederler. Yani kim örnek verebilir? Kimse de babasının ismini bilmiyorum. Hasan kızı Sezer. Hasan kızı Sezer diye. Çünkü soy ismi yoktu. Ama şu an bir soy ismi var, soy isimle anılıyoruz. Ama şöyle bir şey var, göklerde, gerçekten göklerde bu soy isim kanunu hala yürürlüğe girmedi. Çünkü ne diyorlar biliyor musunuz? Mesih kızı ya da Mesih oğlu diyorlar. Evet. Amin. Bir şey soruyorum sevgili kardeşler. Biz her zaman vaaz veren kardeşler burada çok çok güzel şeyler söylüyoruz. Yani Rab bizim için böyle bakıyor, Rab bizi şöyle seviyor, Rab bizi böyle seviyor. Bizler buna ne kadar layığız? Kimse de aşağılık kompleksi oluşturmak istemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama gerçekten şöyle bir şey var. Bizler insan olarak değersiziz. Ama Tanrı'nın gözünde çok değerliyiz. Çünkü şöyle bir ayet geçiyor. Diyor ki insanın soluğu Rabbin elindedir. Öyle planlar kuruyoruz ki 10 sene sonrasında, 15 sene sonrasında. Öyle hayaller yapıyoruz ki, öyle büyük büyük şeyler kuruyoruz ki, ama bilmediğimiz, bazen unuttuğumuz aslında hayatımızdaki en büyük gerçek, unuttuğumuz bir şey var. Diyor ki, insanın soluğu Rabbin elindedir. Buna rağmen, buna rağmen Tanrı bizlere ne şekilde hitap ediyor sevgili kardeşler? Oğlum. Başka? Oğlum. Kızım. Başka? Çocuğum. 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 Bu çerçeveden bir çıkın, daha geniş şeyler var. Arkadaşım. Evet. İşçilerim. Kahinim diyor. İşçilerim diyor. Dost. Halkım. Ev halkım diyor. Dostum. Dostum. Davut'a diyordu. Öz mirasçı. Kilisem seçtiklerim. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Diritaş. Çok sevdiğim. Evet, Diritaş. Hah. Çok sevdiğim bir ayet. Gerçekten Tanrı diyor ki siz benim göz bebeğimsiniz. Oysa az önce dedim ki bizim yaşamımız kimin elinde? Rabbin elinde. Soluğumuz Rabbin elinde. Bir an için o soluğu kesebilir. O kadar hakim ki hayatımıza. Her şey o kadar hakim ki. Ama buna rağmen diyor ki siz benim göz bebeğimsiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Anne ve babalar kendi çocuklarını çok severler. Çok çok sever. Yani her şeyden çok severler. Kendi canlarını çok severler. Ama onların canlarına katabilecekleri gerçekten bir şey yok. Buna rağmen çok severler. Ama onların hayatına tamamen hakim olan Tanrı daha çok seviyor. Çok garip değil mi? Diyor ki siz benim göz bebeğimsiniz. Musa'nın bir mezmuru var, okuyayım. Ondan sonra Tanrı'nın bize bir hitap şekli var. O konu hakkında konuşmak istiyorum sevgili kardeşler. Tanrı halkına bir şekilde yine hitap ediyor. Oradan bahsedeceğim ama bir tane Musa'nın mezmuru var. Tanrı'nın ululuğunu, yüceliğini görelim diye. Bazen unutuyoruz. Gerçekten unutulmaması gereken bir konudur ki diyor ki Rabbin önüne gelince hemen konuya girme. Çünkü o gökte sen yerdesin. Rabbin sözüne geçiyor. Bize gerçekten bazen haddimizi hatırlatacak çok güzel ayetler geçiyor. Rab çok uludur ama hiçbir zaman siz benim kölemsiniz diye bakmadı. Evet. Kul olarak bakmadı. Biz aslında değişik inanışlardan geldiğimiz zaman biz Tanrı'nın kuluyuz diyoruz. Amenna. Ama Tanrı bu şekilde bakmadı. Ben Tanrı'nın kuluyum ama Tanrı'nın bakış açısında sen benim oğlumsun. Arada biraz fark var. Bayağı bir fark var. Diyor ki Tanrı adamı Musa'nın mezmuru. Yarab barınak oldun bize kuşaklar boyunca. Dağlar var olmadan, daha evreni ve dünyayı yaratmadan, öncesizlikten sonsuzluğa dek Tanrı sensin. İnsanı toprağa döndürürsün. Ey insan oğulları, toprağa dönün diyerek. Çünkü senin gözünde bin yıl, geçmiş bir gün, dün gibi, bir gece nöbeti gibidir.
İnsanları bir düş gibi siler süpürürsün. Sabah biten ot misali. Sabah filizlenir büyür, akşam solar kurur. Erip bitiyoruz senin öfkenden, kızgınlığından dehşete düşüyoruz. Suçlarımızı önüne, gizli günahlarımızı yüzünün ışığına çıkardın. Gazabından kısalıyor günlerimiz, bir soluk gibi tükeniyor yıllarımız. Ömrümüz 70 yıl sürüyor, bilemedin 80, o da sağlıklıysa. En güzel yıllar da zahmetle, kederle geçiyor. Çabucak bitiyor, uçup gidiyoruz. Aslında bu mezmurda sanki biraz koku görüyoruz. Musa'nın biraz kokusunu görüyoruz. Ama size şunu söyleyeyim sevgili kardeşler. Gerçek anlamda Tanrı'nın en fazla lütfunu gören kişiler arasındaki ilk ona girer Musa. İnanılmaz lütuf gördü ama Tanrı'nın yerini biliyor. Tanrı nerede onu biliyor. Ve bu Tanrı bize ne diye hitap ediyor? Dağdaki vaazda. 5. bölümde, Matta 5. bölümde. Diyor ki, yeryüzünü tuzu sizsiniz. Çocuktuk, evlattık, kahindik, şey olduk, gelin olduk çünkü dedi ki ben güveyim, siz gelinsiniz. Birçok benzetme var kilise hakkında ama tuz. Tuz hakkında. Tuz. Çoğu zaman hayatımızda çok fazla önemli olmayan bir şey. Bir paketi ne kadar? Hani yakın zamanda alışıyor. 2 lira, 3 lira. Her gün sen gelip biliyorum. Yetişemiyor. Bir ekmekten daha ucuz. Çok ucuz. Ama Tanrı diyor ki siz dünyanın tuzusunuz. Dünyanın tuzu sizsiniz. Acaba Tanrı bizi hakir mi görüyor? Hayır. Çok değerli. Değerli. Gerçek anlamda bugün kurtarmayı engelleyen tuz. Neyi engelleyen? Kurtlanmayı, konuşmayı, evet, bozulmayı. Tuzun birçok özelliği var biliyor musunuz? Bugün neden acaba Tanrı bize tuz diye hitap etti? Yani birçok şekilde hitap edebilir değil mi? Yani mesela dünyada biri çok tatlısa ne dersiniz? Şeker gibi. Bal gibi, şeker gibi dersiniz değil mi? Yani çok tatlısı. Bal, şeker gibi. Ne gibi? Bal çok pahalı, şeker gibi. Ha, şeker gibi. Amele zihniyeti ya. Çok tatlısın diye hitap eder, şeker gibi. Çünkü bir insana yakışacak sözcük tatlısın diye sözcük, bal gibi de şeker gibi. Yani siz hiç bugüne kadar gördün mü? Çok tatlısın tıpkı bir tuz gibi. Ya da çok güzelsin bir tuz gibi. Bu ne? Ama Tanrı her şeyi yaratmaktaki bir amacı vardı. Tuz da onlardan biri. Peki neden bize tuz diye hitap etti? Diyor ki, yeryüzünün tuzu sizsiniz. Tuzun bir özelliği var biliyor musunuz? Aslında birçok özelliği var. Tuz eğer erimezse işe yaramaz. Bizler yeryüzünün eğer tuzuysak, tuz olarak bu yeryüzünde erimemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Yok olmak anlamında demiyorum. Tuz erimeden tadını veremiyor. Kendimizden bir şeyler vermemiz gerekiyor Mesih İsa'nın yolunda. Çünkü bize bir görev verdi. Başta dedi ki gidin bütün ulusları öğrencim olarak yetiştirin. Tamam ama diyor ki yeryüzünün tuzu sizsiniz. Siz olmadan yeryüzünün tuzu olmaz. Bazen böyle keyifsiz olduğumuz zaman ne deriz? Tatlısın. Tadı tuzum. Tamam tat anlıyorum. Tuzum yok. Tadı tuzum yok. Tuz gerçekten dün akşam biraz araştırdım. Sadece tat değil. O kadar hayatımızdaki o kadar önemli bir yeri var ki size şunu söyleyeyim sevgili kardeşler. Oksijenden sonraki en önemli element vücudunuz için. İnanmıyorsunuz. Doktorlara gidiyorsunuz diyorlar ki üç şeyden uzak durun. Ondan, şekerden ve tuzdan. Olabilir. Yani gidip ekmeğin arasına yarım kilo tuz döküp kimse yemesin. Bugün bunu önermiyorum. Dozuyla her şey güzeldir. Bir söz var der ki ilaçla zehri birbirinden ayırt eden dozudur, miktarıdır. Çünkü çok bir ilacı içersin şifa alırsın. O ilaçları çok fazla içersen zehirlenir. Ölürsün. Ya da daha kötü olursun. Ayran dozudur. Tuzun vücudumuz için o kadar büyük yeri var ki. Baktım diyor ki eğer birkaç gün boyunca vücut tuzsuz kalırsa. Ben bir süre kortizon kullandım. 2 sene önce şimdi eşim kullanıyorum. 2 sene önce ağır kortizon tedavisi gördüm. Ameliyat olacaktım ameliyattan önce. Bana tuzu yasakladılar, şekeri yasakladı doktor. Kullanmayacaksın bu kortizon kullandığın zaman.
şeker çok büyük bir şey olmadı benim için. Yani olmazsa olmaz zaten içeriklerin hiçbirinde şeker kullanmıyorum. Tatlı da yemem, olur biter. Ama tuz o kadar etkiledi ki beni. Diyor ki, vücut gerektiği kadar tuz almazsa kaslar felç olur. Kasların felç olması oksijensiz kalıp ölmenize neden olur diyor. Eğer tuzsuz kalırsan beyin fonksiyonlarını yerine getiremiyor. Eğer vücut tuzsuz kalırsa bu seni depresyona götürüyor. Şimdi internette araştırdım. Bu kadar büyük bir önemi var. Rab diyor ki siz yeryüzünün tuzusunuz. Çünkü siz olmazsanız bu yeryüzü olmaz. Ne olacak? Felç olacak. Hareketlerini yerine getiremeyecek. Ne dedim? Tuzdan önceki en büyük ihtiyacımız oksijen. Felç. Eğer kaslar felç olursa insan bu olarak ölüyor. Nefes alamadığı için oksijenin yetersizliğinden ölüyor. Diyor ki siz yeryüzüne tuz olarak gelin ve insanların hayatta kalmasını sağlayın. Aslında bu hayat nasıl bir hayat? Musa ne dedi? İnsanın ömrü 70 yıl. Az önce okudum. İyi olursa belki 80 yıl. Bundan bahsetmiyorum sevgili kardeşim. Göksel hayat. Göksel hayattan bahsediyorum. O kadar ağır bir görevimiz var, değil mi? Ben bazen düşünüyorum. Eminim birçok kişiler böyle düşünüyor. Yani bu Mesih'in işi. Bir ara birisi için kaygılanıyordum. Bir durumda. Üzülüyordum ya. Biri geldi bana dedi, o Rabbin oğlu değil mi? Evet dedim. Bırak o kaygılansın dedi. Hiç iyi gelmedi aslında bu söz bana ya. Yani güzel, doğru bir söz değil yani. Evet, Rabbin herkes için bir planı vardır, bir düşüncesi vardır. Rabb hiç kimseyi göz ardı etmiyor. Amen abla, yani bir şey demiyorum. Ama bunu söyleyip böyle es geçmek doğru değil. Bazen düşünüyorum, Rabbin işleri, bu işler, Rabbin işleri, sonsuz yaşam, Rabbin vaadi, ben o vaadim değil. Rab daha fazla çalışsın. Rab çalışıyor ama nasıl çalışıyor Rab? Bizler dua ediyoruz, Rab diyoruz ki bazen ekonomik sorun yaşıyoruz. Rab bizim ekonomimizi, bu durumumuzu iyi bir hale getir. Bugüne kadar hiç kimse de görmedim ki gökten aşağı bir toma para düştüğünü bu duadan sonra. İnsanı kullanarak yapıyor değil mi sevgili kardeşler? Birinin yüreğine koyuyor, diyor ki Rab gerçekten konuşuyor. Birinin yüreğine koyuyor, falan kişinin yanına git onu bereketle. Ya da falan kişinin yanına git, ruhsal eziklik yaşıyor, sen benim aracılığımla ona şifa ver. Tanrı bizlerle çalışıyor. Bundan dolayı da ki Tanrı bize diyor ki siz dünyanın tuzusunuz. Leviler kitabında ne diyor biliyor musunuz tuz için? Sunularla ilgili. Diyor ki, bütün tahıl sunularını tuzlayacaksınız. Sadece bedensel değil. Tanrı'nın sizinle yaptığı antlaşmayı simgeleyen tuzu tahıl sunularından hiç eksik etmeyeceksiniz. Bütün sunulara tuz katacaksınız. Tanrı'nın istediği bir şey. Tuz ne yapıyor? Murat abi dedi ki, çürümeye engelliyor değil mi? Tuza gerçekten herkesin, yeryüzünde yaşayan, aslında çok fazla tuz hakkında konuşma, asıl konumuz tuz değil, asıl konumuz tat. Ama değinmeye çalışıyorum. İnsanların ihtiyacı olduğu gibi hayvanların da ihtiyacı vardır. Hiç hayvancılık yapan kimse gördünüz mü? Evet. Evet, böyle kayalar var, tuz kayaları. Hayvanların önüne bırakırlar ki, tuz hayvan belirli aralıklarla, belirli periyotlarla gelip onları yalar. Tunceli'de bir süre kaldım. Tunceli'de çok fazla yabani hayvan var. Özellikle dağ keçileri var. Biliyoruz ki keçiler şeyi çok sever. Tuzu çok sever. İnsanları oran, insanları gerçekten düşünceli. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yani bugüne kadar tam olarak neden bunu yaptıklarını anlayamadım. Yolların kenarlarına tuz koyarlardı. Böyle kaya tuzları. Keçiler gelip ondan yalasın diye, değil mi? O zaman düşünüyordum, keçiler tuzu çok mu seviyor? Aslında değil, yani vücudun ihtiyacı olduğu için, hayatta kalmalarını sağlamak için bunu yapıyorlar. Ve Tanrı diyor ki, tuz benim antlaşmamın bir simgesidir. Bütün tahıllarınızı, sunularınızı benim önüme getirdiğiniz zaman ne yapın diyor? Bunu tuzlayın. İkinci krallarda Elişa'nın bir hikayesi var. Elişa'ya halk toplanıyor. Elişa'ya diyorlar ki, bizim toprağımız var, suyumuz da var ama toprak
verimsiz. Çünkü suyumuzun tadı yok. Suyumuz acı. Suyumuzda bir mineral yok. İstediğin kadar sula, toprak hiçbir ürün vermiyor. Elişe ne yapıyor sevgili kardeşler? Tuz döküyor. Ne yapıyor? Tuz döküyor. Tuz döküyor. Neden tuz? Çünkü acı. Su. Mineralar veriyor. Hayır, suyu tatlı. Ama bir tat veriyor. Bu kadar bir tuz sonsuza kadar. Çünkü öyle geçiyor ki bu su hala tertemiz bir şekilde akıyor. Yani o dönemlerde aklayacak şey, temizleyecek şey küldü değil mi? Neden kül değil tuz? Tanrı neden bu kadar bu minerali bu kadar önemsiyor? Çünkü bize, gerçekten bizlere atıfta bulunmak istiyor. Diyor ki, yeryüzünün tuzu sizsiniz ve Elişa gitti, biraz tuz alıp o suya attı ve diyor ki o su hala tertemiz akıyor. Şeye sordum, Farsça'da bir kelime varmış. Bugün öğrendim. Bugün aslında hem Mayrin ablayla konuştum, hem Söyler'le konuştum. Tuzla ilgili bir şeyler, yani olmazsa olmaz ya da tuzun önemini belirten size bir şey var mı diye, böyle bir atasözü gibi var. Bir şey var mı? Eve tuzlamamış kokuyor. Öyle bir şey de vardı. Ne diyor? Nemek? Nemek? Nemek. Dur, ne sordu? Eti yağı var. Şöyle, nemek neşnaz mı? Nemek neşnaz. Dedim nedir bu? Yani nemek neşnaz. Aslında biraz bana anlattı. Ne biliyor musun? Bizim nankör olarak kullandığımız kelime var ya. Onu sizin diliyorum. Neden tuz? Nankörün aslında Türkçe karşılığı gibi gelir. Ekmek görmez. Yani sana verilen ekmeği iyiliği görmezlikten gelen gibi. Ama nemek neşnaz denilen şey nemek tuzdur. Tuzmuş. Neden böyle bir kelime kullanıyor? Şey yine nankörlük gibi bir şey. Yani sana yapılan iyiliği görmezsin. Evet. Bir de şey diyorlar, elimin tuzu yok. Evet. Yani iyiliği fazla kaçırırsın, çok fazla iyilik yaparsın. Bir elimin ayarı yok gibi değil aslında. Çok fazla iyilik yaparsın ama bunun karşılığında kötülük gördüğün zaman o zaman diyorlar ki elimin tuzu yok. Ben çok duyuyorum. Bu tuz kelimesi kardeşler nereden geliyor? İnanın bana, bakın inanın bana, bu Orta Doğu toplumlarının aldığı birçok şey kutsal kitaptan geliyor, biliyor musunuz? Ve Mayrin abla da konuştum, dedim ki, çünkü bir şey duymuştum, doğruluğundan emin olamadım, dedim sizin için tuzun önemli bir yeri var mı? Dedi, var. Nasıl oluyor? Diyor ki bir devlet bakanı ya da birileri ülkeye Ermenistan'a gelince, insanlar diyor karşılayınca onları, biz ne tutarız? Kolonya tutarız, şeker tutarız değil mi? Onlar ne tutuyorlar biliyor musunuz? Ekmek ve tuz. Ve tuzu ne yapıyorlar? Tuz anlamı şu, benden sana zarar gelmiyor, selamun aleyküm gibi. Benden sana zarar gelmiyor, ben senin yanındayım ve ben sana sadım ya da ben seninle iyi bir ilişki istiyorum. Ama bu anlamı taşıyor. Tanrı bizden gerçekten bu. Tanrı bize o kadar çok tat verdi ki, eğer biz bu tadı kullanmazsak, o zaman Tanrı Farsça'ya biliyor değil mi? Bize demek neşnazdır. Yani nankörsünüz, ben size tuzu verdim ama tuzu siz kendinize sakladınız. Bunun için diyor ki, kim kandillik yakar da şeyin altına koyar. Neyin altına? L'nin altına. L'nin altına, ölçeğin altına. Çünkü diyor ki, siz benden ışığı aldınız. Karşılıksız aldınız, bunu karşılıksız vereceksiniz ve vermek zorundasınız. Ve o yüzden Tanrı diyor ki, yeryüzünün tuzu sizsiniz. Peki tuz tadını yitirirse ne işe yarar? Hiçbir şey yaramaz değil mi? Hiçbir şey yaramaz. Tuzu yemeğe ne için koyarsınız? Tat versin diye değil mi? Şimdiye kadar yemeğe tuz koyup da böyle biraz tuz ekeyim de böyle bir rengini alsın diye böyle bir düşünceyle yemeğe tuz atan oldu mu? Hayır. Bazen şey alırız, böyle bir pul biber alırız. Biberin özelliği deriz ki acıdır. Dökeriz. Acılığı yok ama rengi var. Renginden dolayı kabul görür. Bazen domates alırız mevsiminde değil. Rengi kıpkırmızı ama tadı yok. Deriz ki en azından rengini veriyor. Yani tuzun öyle bir özelliği yok. Tuzun sadece bir tadı var kendinden. Bazen bir yerde yemek yiyorum. Yerlerde. Tuz döküyorum. Tadına bakıyorum, tuz yok. Biraz daha döküyorum. Açık görüntü var. Üstü bembeyaz oluyor salatanın.
tarı gibi. Tadına bakıyorum hala tuz yok. Bunu buraya ne için koydunuz? Değil mi? Belki çimende de küçük küçük. Mesela? Nemden dolayı özelliğini yitiriyor tuz. O zaman ne olması gerekiyor? Diyor ki o tuz atılması gerekiyor. Ayak altında çimlenmesi gerekiyor. Murat abi dedi ki tuzun bir özelliği var. Nedir? Çürümeyi engelliyor. Evet, eski dönemlerde bugün hala bizim kültürümüze giren bazı şeyler var. Sucuk mesela. Ondan sonra ne var? Pastırma var. İsli et var. Kurutulmuş et var. Balık. Balık. Bu yaprak. Yaprak sarması. Tuz koymazsa çürür. Aslında nedir biliyor musunuz? İnsanlığın kokuşmuşluğu nedir biliyor musunuz? Ete tuz koymazsan ne olur? Kokar. Çürür, kokar, kurtulur. Salamlı. İnsanlar, bir terim kullanıyoruz, diyoruz ki insanlar bozulmuş. Gerçekten bozulmuş. Niye bozulmuş? Çünkü bu tuz yerini almamış. Evet. Bozulmuşluğun simgesidir insanlığın insan gibi yaşamaması. Bundan dolayıdır ki İsa Mesih diyor ki tuz sizsiniz. İnsanlık bozuldu. Bu tadı vermezseniz bozulmaya devam edecek. Kurtaracak. İnsanların bedeninde kurtlar gezmiyor ama beyinde gerçekten kurtlar gezmiyor. Ve Tanrı diyor ki bu tadı ekin. Bu tadı bu halka verin. Bu tadı ben size verdim. Ben bu tadı Tanrı'dan aldım. Bazen kere kere kullanıyorum sadece bir şeye yaramıyorum. Tanrı'nın da hoşuna gidiyor. Gerçek anlamda gidiyor. Ve diyor ki tuz tadını yitirirse neye yarar? Hiçbir işe yarar değil mi? Atarsın yere, çöpe atarsın, üstünden hayvanlar geçer, insanlar geçer, toprağa karışır, yok olur, gider. Ama tuz o minerali yerindeyse kışın ne yaparsın? Yola atarsın. Yola atarsın. Ne için atarsın yani? Ayaklar kaymasın diye. Yani buz erisin diye değil mi? Bugün yeryüzünde öyle buzlaşmış yürekler, öyle buzlaşmış kalpler, katılaşmış, taşlaşmış kalpler var ki Tanrı diyor ki bu kalpleri yumuşatmak, bu kalplerdeki buzu çözmek sizin göreviniz. Çünkü yeryüzünün tuzu sizsiniz. Oğul diye hep hitap edildi, hoşunuza gitti değil mi? Tuz diye hitap ediyor bugün size. Tanrı hitap ediyor bana da sizlere de. Yeryüzünün tuzu sizsiniz diyor. Dışarıdaki halklara söylemiyor bunu. Kilisesinde İsa Mesih'in kanının altına sığınan insanlar için diyor ki yeryüzünün tuzu sizsiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Verilmez değil mi? Çünkü tuzun tek bir özelliği var, tuzlu olması. Yani tuz tadını yitirirse başka ne koyabilirsin ki onu biraz daha tuzlu hale getirebilirsin? Hiçbir şey. Tuz tadını yitirirse ona tuz tadı nasıl verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Ve ardından devam ediyor. Tuz ve ışık. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Işık. Bakayım burada Türkiye'nin doğu kısmında askerlik yapmış olanlar var mı? Sen değil ya, Aliye Kaldırı, ben Aliye gösterdim ya. Sarıkamış. Sarıkamış. Özellikle böyle terör bölgesinin etkin olduğu yerlerde eğer görevdeyseniz, dışarıdaysanız ve geceyse sigara içiyorsanız içmeyeceksiniz. Neden? Donanım. Hedef oluyor. O, evet, hedef oluyor. O ışık belki onlarca kilometre öteden görünüyor, biliyor musunuz? Sigara içenler oraya gönderir. Konserve de pişiremezsin Mükemmel abi. Ateş yakıp bir şey pişiremez. Yani ateşi yakamazsın. Hatta benim bir arkadaşım vardı. O da Van tarafında, Ağa tarafında bir askerlik yapmıştı. Kola kutusu var ya. Tabii ki bunu önermiyorum. Böyle bir şey yapmayın. Kolayı içiyorlarmış. Sigarayı yakıp kolanın o kutunun deliğine sokup oradan içiyorlarmış. Işığı yayılmasın. Adamlar şey bulmuş, yöntem bulmuş. Teknoloji böyle ilerliyor Türkiye'de biliyor musunuz? Her şeyin çaresi var. Evet, her şeyin çaresi var. O yüzden diyor ki dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Eğer yukarıda bir kent varsa orada bir ışık vardır. O kent gizlenemez. Kendimizi gizlemeyelim sevgili kardeşler. Bugün bir kardeş burada kim? Burada mı? Dün mü? Dedi ki bizler Mesih'ten utanmayalım. Dün mü kullanıldı? Bugün mü? Bazen kafa gidiyor benim. Dün. Dün değil mi?
Gerçekten böyle. Bizler eğer ışıksak kendimizi niye gizliyoruz ki? Ya ışıktan daha güzel bir şey var mı? Bazen iş yapmak için insanlar sabah olmasını bekler. Gece bir diş ağrısı başladı mı? Bitmez. Aslında bunun geceyle bir alakası yok. Dersin ki ah bir sabah olsun. Sabahı yapamadım dersin. Sabah olunca ne olacak? Ağrın mı gidecek? Yok. Ama sabah olunca gerçekten bütün işler, bütün güzel işler o zaman ortaya çıkıyor. Bundan dolayı Tanrı diyor ki ben güneş gibiyim, siz ay gibisiniz. Ben ışığımı size yansıttım, siz bu ışığı karartamazsınız. Ne diyor? Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahap ölçeğinin altına koymaz. Böyle bir şey yapan var mı? Ben çocukluğumda bizim evimizde yoktu aslında. Bir süre yok. Belki 6-7 yaşına kadar bizim evimiz yoktu. Annem babam arıcılık yaparlardı. Böyle biz dağa dağa ova ova gezerdik. Yani nasıl gezerdik? Yazın Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesine yerleşirdik. Oranın çiçeği güzel. Oradan arılar bal alsın diye. Ve kışın çiçek yok. 2 metre kar oluyor. Bu sefer oradan arıları alırdık. Hatay, Marmaris o bölgelere giderdik ve bizler Barakada yaşardık. Barakada yaşayan insanın elektriği olmaz. Zaten ihtiyacın olmuyor. Telefon yok, bilgisayar yok, televizyon yok, hiçbir şey yok. Ne yapardık? Böyle bir gaz lambası vardı. Gaz lambası. Gaz lambasını açardık. O gaz lambasıyla otururduk. Yemeğimizi falan yerdik. Ondan sonra tabii ki bu yokluktan kaynaklanan bir şey. Daha eskiler elektrik olmadığı için bunu yaşamışlardı. Onu da yukarıda böyle güzel bir yere koyardık. Işık yaysın diye, ışığı saçsın diye. Ondan sonra kapatırdık ve uyurduk. Hiçbir zaman ben görmedim babam şeyi gaz lambasını yakıp da üzerine yollanırdı. Çünkü anlamsız olur değil mi? Saçma sapan bir şey olur. Çünkü onun amacı aydınlatmak, gaz yağının kokusunu almak değil yani. Onu aydınlatmak onun için diyor ki kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandiliye koyar, evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. İnanın sevgili kardeşler, bugün dışarı çıkıyorum. Birçok insanlar şöyle bir şey yapıyorlar. Dışarı çıkıp insanlara İncil dağıtıyorlar. Şey yapmıyorum, kötüdür demiyorum. Kimse yanlış anlamasın bu durumu. İnsanların, Hristiyanlara en fazla baktığı şey nedir biliyor musun? Hayatları, yaşantıları. Gerçekten yaşantıları. Ve diyor ki, ışığınız öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler. Benim dışarıdan çok arkadaşım var. Yani kiliseden olduğuma 10 kat 20 kat daha dışarıda iman etmemiş, Mesih'in adına, Mesih'in kanına iman etmemiş insanlar var. Hepsi ne diyorlar biliyor musunuz kilisedeki insanlara? Keşke diyorlar kim Müslüman olsa. Niye biliyor musunuz? Her şeyleri tam, her şeyleri çok iyi, her şeyleri mükemmel ama dinleri bozuk diye düşünüyorlar. Aslında bilmiyorlar ki inandıkları şeyden ötürü böyle yaşıyorlar. Ve kilisede örnek olarak gösterdikleri birçok insan var bana. Bizim aramızda böyle dürüst insan yok diye. Bizim aramızda böyle samimi insan yok diye. Bizim aramızda böyle temiz yaşantısı olan insanlar yok diye. Hamdolsun bu konuda övülüyoruz. Kilise olarak, kilisedeki insanlar olarak övülüyoruz ki diyor ki öyle parlasın ki iyi işleriniz göklerdeki babanızı yücelsinler. Siz Tanrı'nın ışığısınız. Şeyin altına girmeyin. Tahıl ölçeğinin altına girmeyin. Orada işiniz yok. Tahılı, o ölçeği aydınlatmak gibi bir düşünceniz de yok. Amacınız bütün etrafa aydınlatmak. Yani kutsallığı bedende yansıtmak. Yansıtmak. Yaşamda. Sevgili kardeşler, gerçekten bu vaaz burada kalmasın. Burada konuşan her kimse, ben, o, öteki, dil fark etmiyor. Burada aslında Rab sesleniyor bize. Çünkü bizler başka bir yerden bir alıntı yaparak burada bir şey öğretmiyoruz. Bizler tamamen Rabbin sözünde ne geçiyorsa, az önce Musa'nın mezmurunu okuduk ya, o kadar yüce, o kadar ulu, o kadar görkemli bir Tanrımız var. Biz onun önünde nefesi bir anlık tutabilecek varlıklarken Tanrı bizlere öyle, Tanrı bizleri öyle bir şekilde önemsiyor ki bunun farkına varalım sevgili kardeşler. Sizler tutsunuz. Sizler yeryüzünün ışığısınız.
Mesih İsa'nın adına yücelik olsun ki bizi Baba Tanrı'yla barıştırdı. Amin. Onun adına yücelik olsun ki kendi kanını çarmıh üzerinde lanetleneceğini bile bile çarmıh üzerinde kendi kanını akıttı ve babayla bizim aramızda barışı sağladı. Ve Baba Tanrı ondan sonra bize dedi ki siz duzsunuz. Siz ışıksınız. Çünkü siz Mesih'in hoş kokusuna sahipsiniz. Amin. Rabbim hepinizi bereketlesin. Amin.